Enderun teravihi artık o da meşhur oldu. İstanbul'un Avrupa başkenti olmasıyla beraber bu gibi işler daha çok böyle kültürel manada da ayyuka vardı. Herkes duydu. Enderun teravihi farklı farklı makamlarda falan tabii hemen arkasından da farklı tepkiler geldi. Ya dine böyle şeyler karıştırmayın. Enderun teravihi de neymiş? Resulullah Efendimiz'in zamanında kılın gibi. Bu lafın, bu sözün nereye gittiğini bilmeden buna karşı çıkan insanlar da türedi. Böyle sağdan soldan fışkırdı. Meselenin özü şudur. Şimdi şöyle bir bakın. Akdeniz'i havuzu haline getirmiş bir medeniyet var. Her gittiği yere adaleti götürmüş, zulmü iptal etmiş. İnsanlar Osmanlı'ya baktığında İslam'a özenmişler. Bulunduğu coğrafyalarda bugün bile çekildiği halde herkes kendi lisanını konuşuyor. Mabetleri aynı şekilde duruyor. Bugün 30-40 seneliğine işgal ettikleri o yerlere bakın bu emperyalist güçlerin. Bir tane camimiz bile yok. Şimdi bu perspektiften bakınca şöyle bir şey görünüyor. Enderun teravihi aslında 7 iklime, 72 millete hakim olmuş bir payitahtın herkesi kuşatacak şekilde ortaya koyduğu bir teravih şekli. Yani Acemi, Kürdü, Türkü, Nasrani'si, Hristiyanı, Yahudisi bu teba olarak Osmanlı'nın bünyesinde bulunan insanlar teravih namazını gördüklerinde Enderun teravih denildiğinde biz daha özeliz. Elitin, sosyetenin, yüksek zümmenin kıldığı teravih değil. Herkese şamil olunacak bir zevkle hiçbir tercümeye hacet bırakmadan insanlığa, insanların kalbine ulaşmak için tüm metotların, unsurların kullanıldığı, sanatıyla, edebiyatıyla, sesiyle, ahengiyle, usulüyle ve neticede ibadetin, Ramazan'ın sevdirildiği ne güzel ya, şu Müslümanlık, şu güzellik, şu Ramazan dedirttiği bir dönem. Öteki türlü Enderun teravihini hemen siz söyleyebilirsiniz. Belli makamlarda dört dört ilahiler okunurdu. İnsanlar o coşkuyla beraber Selahat-ı Vitre geçerken yorgunluk hissi bile olmazdı. İbadeti 20 dakikada nasıl bitiririm değil. 2 saat, 3 saat ibadet yaparım da nasıl sıkılmadan bunu yaparım şuuruyla tertip edildiği bir güzellikten bahsediyoruz. Bunun kodlarını, güzelliklerini böyle bakarak çözmeye çalışırsanız karşınıza İslam'ın bid'ati değil, İslam'ın güzelliği çıkacaktır. Farklı görmek isterseniz her zaman olduğu gibi o çirkin bakış yine size çirkinlik işaret edecektir.